Tasti'den Spor Saat Antik programına hoş geldiniz Sayın Sirer. Bugün yine sizlere bomba haberlerle beraber bu haberleri sizlere daha doğrusu sunacağız. Bu bomba haberleri Atilla abi de yorumlayacak kendi tarzında, bildiğimiz tarzıyla. Ama önce Atilla abiye ben dönmek istiyorum. Atilla abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Son derece iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Evet, iyi yayınlar dilerim herkese. Tabii bugün bir haberle çalkantılı başladık gün aslında. Milli takım üzerinden özellikle. Yine koronavirüs sayıları artıyor milli takım oyuncular arasında. Lille'den de açıklama geldi. Zeki koronavirüsle yakalandı. Meri hatta Juventus'ta bulaştırmış da olabilir bir iki takım arkadaşına da. Ama daha böyle bir anda patlayan haberse şu. Milli takımda bir prim krizi yaşandı bugün. Evet. İşte açıklamalara göre sen daha iyi bilirsin abi. Açıklamalara göre 3.750.000.000 euro. Bu bir 3 maçı tabii. Bir prim dağıtılmış futbolculara. İşte sallıyorum Burak Yılmaz'a 2 maç 200.000 euro. Sallıyorum işte Yusuf Hızcı'ya 2 maç 150.000 euro gibi. Abi önce senin yorumunu almak istiyorum. Sen bu haberi ilk duyduğunda nasıl karşıladın bu haberi? Fazla şaşırmadım. Türkiye'de alışır bu tür enteresan olaylara, haberlere. Hatta bazen özellikle Erman abiyle, Erman Toru'yla sohbet yaparız. Bu Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de görev yapan spor muhabirleri herhalde haber bulamıyorlardır. Ama bizim Türkiye'de bu tür haberler hiç eksilmiyor. Gün geçmeye evet. Görsün ki yani bir inanılmaz iddialar, olaylar, tartışmalar, kavgalar, başkanlar birbirine giriyor. Prim olayları, yani prim olayı milli takımda, yani 2020'de de yaşadık, pardon 2002'de de yaşadık biz o meşhur Dünya Kupası'nda 3. olduktan sonra. Hatta cip verilecekti de cipin markası üzerinde futbolcular anlaşamadı. Yani cip markalarını şimdi burada söylemenin bir anlamı yok ama milli takım oyuncuları cipin en iyi, kaliteli olmasını istemişlerdi. Sonra futbolcular ve federasyon yetkilileri arasında bir kriz çıkmıştı. Sonrasında tabii tatlıya bağlandı, bağlanmadı. Yıllar geçti aradan, 19 yıl ki Dünya Kupası üçüncüsü olmuşuz. Nelerle karşılaştık, neler yaşadık düşünebiliyor musunuz? Yani olayın sevincini, mutluluğunu da elbette yaşadık ama orada bile, çok büyük bir mutlulukta bile yeni bir kriz sahibi oluyoruz. Daha doğrusu yeni bir krizle karşılaşıyoruz. Sonra ne oldu? İşte 2006 döneminde de oldu yine. Çok sayıda futbolcuya prim dağıtıldı. Hatta bazı hiç oynamayan kaleci işte 50.000 euro, başkaları 300.000 euro, 500.000 euro falan deli paralar. Yani 500.000 euro dediğimiz para, yani geçti 2016 yılını kastediyorum tabii ki, belirtiyorum. 500.000 euro dediğim para 4.5 milyon lira falan, deli, acayip bir para yani. Şimdi geldik bu günümüze. Geçmişte de yaşadık anlamında söylüyorum. Yani evet. Nedir? Sonra ne oldu? İşte 2016'daki olay, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki mücadelemiz olayı. Şimdi tekrar belirtiliyor, işte senin söylediğin gibi 3.750.000 euro toplamda. Kaç futbolcu var diye ben şöyle bir saydım parmak hesabı, 25 futbolcu yanılmıyorsam. Yani şimdi burada farklı. Hani lisede var mesela. Sen söyle mesela, ben detayını söyleyeceğim. Ya işte Uğurcan Çakır 2 maçta 200.000 euro, Çağlar Söyüncü 2 maçta 200.000 euro gibi bu şekilde ilerliyor. Burak Yılmaz'a kadar birçok, yaklaşık bir 8-10 oyuncuya maç başı 100.000 euro verilmiş prim. Devamında işte Zeki Çelik 100.000 euro, Ozan Kabak 2 maçta 175.000 euro, Kaan Ayhan 2 maçta yine 175.000 euro, işte Mert Müldür 2 maçta 200.000 euro gibi bu şekilde devam ediyor aslında dağıtılan primler. Şimdi burada haberi yazan arkadaş Salim Manav. Ben Salim Manav'ı çok iyi tanırım. Yani az bir şey, çok iyi tanırım. Ajax Spor'da çalışıyor. Ajax Spor'un her haberi doğrudur. İyi süzgeçten geçirilir, iyi araştırılır. Ben de Ajax Spor'da olduğum için bunu özellikle söylemem gerekir. Salim de keza Ajax Spor bünyesinde görev yapan son derece iyi, kaliteli, düzgün bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Yılların muhabiridir. Onu belirteyim. Şimdi kendisiyle konuştum. Yayından önce konuştum. Yani bir buçuk iki saat önce konuştum daha doğrusu. Abi sonuna kadar haberimin arkasındayım diyor. Hatta şu anda aklıma geldi. Fatih Altaylı paraların hesaba yatırıldığını bile dile getirmiş, ifade etmiş, yazmış, söylemiş Fatih Altaylı. Yani evet. Şimdi Salim de diyor sonuna kadar arkasındayım abi, haberim doğru diyor. Tamam. Sonuna kadar ben de Salim'e de güveniyorum. Fatih Altaylı da zaten söylemiş ki çok sayıda inandığımız, güvendiğimiz muhabir, yazar, eleştirmen,
de dile getirdi. Evet, sen bir şey söyleyeceksin herhalde. Heh, tamam. İki isim var abi bu konuda. Evet. Biri, diğerini bulamıyorum şu anda. Mehmet Demirkol mesela şöyle bir yazı yazmış Twitter'da, sosyal medya hesabında. Prim haberlerini en yetkili ismi sordum. Yalanladı ama doğru miktarı öğrenemedim. Anladığım henüz belirlenmedi diye. Fransız... Bir dakika, evet, yanlış yazmış. Fransızlar tüm Dünya Kupası 2018 için kişi başı 300 bin euro almıştı dedi. Böyle bir yazıda bulmuştu. Şu an Serkan Korkmaz'ı arıyorum. O da yazmıştı ama onu bulamadım. Onu bulunca söyleyeceğim ama. Şimdi burada tabii beyana da inanmak gerekir, güvenmek gerekir daha doğrusu. Beyan derken nedir bu beyan? Şenol Güneş de, Sayın Hocamız Şenol Güneş de yalanlamış bildiğim kadarıyla. Evet. Ayrıca Futbol Federasyonu da resmi sitesinden yalanladı, doğru olmadığını söyledi. Ama yalanlarken, doğru olmadığını söylerken bile bazı tam oturmayan ifadeler var Futbol Federasyonu'nun açıklamasını kastediyorum. Şimdi burada bu miktar mesela totalde ne kadar? 3 milyon 750 bin euro. Kaç futbolcu? 25 futbolcu. Nasıl belirlenmiş bu? Ben Salim Manav'a sordum. En azından ben tahmin ettiğim için Salim'e yaptığımız sohbette şunu çıkarttım ortaya. Ya çıkarttım derken belli olan bir olay bu. Şimdi oynayan 90 dakika boyunca oynayan her futbolcuya 100'er bin euro verilmiş. Yani işte bu da orada diyelim ki Uğurcan Çakır yahut da herhangi bir futbolcu anlamında söylüyorum 100 bin euro. İki maçta oynadıysa 200 bin euro olarak belirtilmiş. Fakat yine de anladığım kadarıyla 3 maç üzerinden veriliyor bu, öyle değil mi? Şimdi kalecilere de mesela tam prim verilmiş. Kalecilere tam prim verilmesinin nedeni şu, haberin altında zaten yazıyor ama benim 50 yıldır da bildiğimiz bir uygulama vardır. Yedek kaleciler her zaman tam prim alırlar. Yedek kaleciler her zaman tam prim alırlar. Yani bu Fenerbahçe'de de, yani genel anlamda söylüyorum tabii, dünyada da böyle olduğunu düşünüyorum. Niye? Yedek kalecinin oyuna girme ihtimali yani bir sezonda bir kere falandır. Ama yedek futbolcu sürekli girer, yani sık sık girer. Haliyle yedek kaleciler de burada. Yani yedek kaleciler derken kimi kastediyorum? İşte zaten iki tane yedek kaleci var. Bu ikisinden bir de tam prim veriliyor. Bunun dışındaki futbolcularda da sonradan oyuna girenlere değişik ölçülerde. Kimine 50 bin euro, kimine 25 bin euro şeklinde. Yani olayın ana hattı tam maç oynayanlara 100 bin euro üzerinden prim veriliyor. Tabii bu şimdi tartışma konusu. Ortada bu böyle bir prim gerçekten yatırıldı mı, verildi mi, verilecek mi? Veyahut da sözlü olarak ifade edildi de henüz yatırılmadı mı? Bu yarınlarda ortaya çıkacaktır. Ama Şenol Güneş gibi son derece inandığımız, güvendiğimiz bir insan bunu söylüyorsa beyana inanmak gerekir. Salim de haberin arkasında. Çok büyük ihtimalle şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Sevgili Ali Genç. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu primler vaat edildi ama herhalde daha henüz hesaba yatırılmadı. Çünkü yazan arkadaş bu kadar detaylı yazdıktan sonra bir gerçekliği kabul etmek gerekir. Ama bir de Şenol Güneş ve Futbol Federasyonu yalanlıyor. Demek ki ortada bir zamanlama açısından bir uygunsuzluk var gibi yorumluyorum ben. Ben de oraya gidiyorum abi. Önce bir şonolojiyi okuyayım istersen. O sırada bir rejiden de şey isteyeceğim. Federasyonun yaptığı açıklamayı isteyeceğim aynı zamanda. DSF olarak. Şonolojiyi diyor ki milli takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır. Bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok diyor. Şimdi bir çalışma yok diyor burada. Hani evet. Prim verilmeye geçiyor, çalışma bile yok. Devamında şu anda primi ne konuşuruz, ne parayı konuşuruz, ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk milli takımının başarısına odaklanmış durumdayız. Tüm oyuncuların da aynı şekilde dedi. Devamında kısa bir şekilde notlar da var burada. Kimseden beklentimiz yok. Daha bir konuşma yapmadık. Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan Nihat Özdemir atıyor aynı zamanda doğal olarak. Ve son olarak da şu. Milli takım Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderek 9 milyon 250 bin euro kazandı. 5 sponsordan da 30 milyon euro gelir elde etti dedi. Evet. Şimdi Şenol Güneş gibi yani herhalde hemen hemen tüm Türkiye'deki insanlar aynı şeyi konuşuyordur, düşünüyordur daha doğrusu. Şenol Güneş bunu söyledikten sonra olay kapanmıştır diye düşünüyorum ben. Tamam, Salim Manav mutlaka çok ciddi, güvenilir, inanılır bir gazetecidir. Güvendiği yerlerden haberi almıştır. Fakat ortada yine de bir iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyorum. Eğer
filmler verilmişse veya yatırılmışsa veya söz konuşulursa bunu Şenol Güneş'in yalanlama ihtimalinin yok olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle olabilir, ben bir gazeteci olarak bunu ifade etmeye çalışacağım. Yani ben de bu tür haberleri çok yaptım, yapmaya çalıştıklar anlamında söylüyorum. Şöyle olabilir, işte üstüne basarak söylüyorum. Zamanlama açısından bir tam uyum sağlanmıyor. Nedir bu? Futbol Federasyonu'nda içinden etkili yetkili bazı kişiler bu primi verilmesini düşünüyor, kararlaştırıyor, dile getiriyor. Genelde diyorum. Sonrasında muhabirle konuşuyor. Arkadaş biz böyle böyle vereceğiz diye. Ama henüz yatırılmış bir şey yok. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Henüz yatırılmış bir şey yok. Şenol Hoca'ya da yansımamış olabilir bu. Ben en iyi senaryo olarak, en mantıklı senaryo olarak bunu yorumluyorum. Ama kesin olan şu, eğer yatırılmış olsaydı hesaplara mutlaka bundan Şenol Güneş'in haberi olurdu. Ve Şenol Güneş bunu kesinlikle yalanlamazdı. Sonuna kadar doğruysa doğru derdi yani. Şöyle bir konu da var Atilla abi. Doğal olarak akıllara Euro 2016 geldi. O Euro 2016'daki o ağır sıkıntılı çalkantılı dönem geldi milli takımda. Sence bu olay doğru veya değil? Hatta iki versiyonu da düşünelim. Doğruysa eğer 2016'ya döner mi milli takım? Yok yok yok. Bu jenerasyonla, bu ekiple 2016 ekim çok farklı. Bunlar yani bebek gibi yeni dönemi kastediyorum, yeni milli takımı kastediyorum. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, temiz, saf, iyi niyetli, en azından kamuoyunda yarattığı görüntü o. Bende de yarattı, sende de iyi kötü gözlemliyoruz yani yazılanlar, okunanlar. Hepsi pırıl pırıl çocuklar gerçekten ama 2016 değişikti. Ben 2016'da bir ay Fransa'da kaldım, milli takımı takip ettim. Otele bile adım attırmıyorlardı o zaman ama giremiyorduk gazeteci olarak. Milli takım oteli hemen 50 metre ilerideydi. Biz haliyle 50 metre aramızda fark vardı. Biz giremiyorduk ama sağ olsunlar menajerler, otogalericileri şunlar bunlar cirit atıyordu. Enteresan bir milli takımdı. Yani şimdi o günlere dönmek istemem bazı konularda da işte sürekli demeçler verenler vardı. Delikanlılık budur, adamlık budur, şudur budur falan diye. Ama aynı kişiler prim kavgası yapmaya başlamışlardı. Bir olumsuz bir hava yaratılmıştı. Negatif bir enerji verilmeye başlanmıştı. Nitekim biz daha oradayken ikinci maçta takımımız ya yenildi yanılmıyorsa orada zaten tırnak içinde söylüyorum, bomba patladı. Çünkü her şey ortaya çıktı. Yani kimlerin ne istediği, nasıl talepte bulunacağını falan. Haliyle o doğrultuda futbolculara yönelik ağır manşetler yapıldı. Yani şimdi tüm Türkiye heyecanla, merakla oradan başarının gelmesini beklerken milli takım kampında prim kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Milli takım futbolcuları sürekli olarak paramız niye verilmedi şeklinde ki bu haberlerin çok sağlam olduğunu ben orada o haberleri yazan gazetecilerden biriyim. Belki de 5-6 gazeteciden biriyim. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de tam çok büyük ses getirdi. Tüm gazetelerin tam sayfa ki bunların bu haberleri biz en yetkili kişilerde okeylettik. En yetkili kişilerle yaptığımız görüş alışverişi, fikir alışverişi tek tek söylediler. Şöyle oldu, böyle oldu. Zaten yalanlanma ihtimali sıfırdı. Haber doğru çünkü. Gazetelerde manşet manşet yayınlandı. Sonrasında ne oldu? Ben şu kadarını söyleyeyim. Mesela Arda Turan'ın uçakta daha sonrası, yani aradan geçti diyelim ki 3-5 ay, 6 ay neyse veya bir yıl geçtikten sonra uçakta Bilal Meşe'ye saldırmasının altında işte bu tür haberler yatıyor. O tür haberlerin o zaman Bilal Meşe tarafından öncülük yapıldığını düşündüğünü zannediyorum Arda Turan'ın. Çünkü normalde Arda Turan'la Bilal Meşe inanılmaz derecede samimi. Ben şahidim. Yani benim gözümün önünde. Çünkü Bilal benim can ciğer kardeşim, arkadaşım, dostum, meslek büyüğüm. Öbür tarafta Arda milli takım kaptanı, ben de milli takım muhabiriyim. Yani Arda sahaya çıktığı zaman milli takım antrenmanlarında Bilal Meşe'yi gözleri arardı. Bilal Meşe'nin lakabı Arap'tır, Arap. Bağırırdı. Arap nerede? Arap nerede? Koşarak sarılırdı. Bak öyle bir muhabbet vardı. Öyle bir güzel ilişki, sıcak ilişki vardı. Sonrasında işte gazetelerde öyle tam sayfa milli takım kampında prim kavgası, rezalet, skandal buna falan denildi. Tabii Bilal halen de Milliyet gazetesi çalışıyor. Milliyet her zaman Türk basınının, Türk spor basınının lokomotiflerinden biridir. O tür haberler yayınlanınca haliyle Arda Turan Bilal'e haliyle derken maalesef anlamında söylüyorum. Yüklenmek istedi. Uçakta da o saygısızlığı, o artık terbiyesizliği yaptı diye olayı özetlemek mümkün yani. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Milli takımda korona sayısı da artıyor aynı zamanda. Ne yazık ki. Birçok oyuncuda korona sayısı arttı.
Şey Hoca tabii buna da değindi. Şu açıklamaları yaptı Şalın Hoca bugün prim konusundan sonra. İspanya dönüşü bazı oyuncularımız jet lag olduklarını söyledi. Ancak bu nedenle yorgun olduklarını düşünen oyuncularımız belki de korona olduklarının farkında değildi. Madem ki halsizdiniz niye söylemediniz dedim. Onlar da seyahatten yorgunuz diye düşündük dedi. Olabilir. Devamında şu an bakıyorum. Letonya maçı öncesi Cenk Tosun'la konuştum. Oynamak istediğini söyledi. Ben de oynatmayı planlıyordum. Ama konuşmamızdan 2 saat sonra testi pozitif çıktı. Arkadaşlar da tepki gösterdiği konusuna gelince böyle bir şey olmadı. Bana yansıyan bir şey yok dedi Şenol Hoca. Hemen devamında da UEFA ile alakalı bilgiler verdi. Maçtan önce yapılan UEFA testlerinde negatif çıktılar. Ama maçtan sonra yapılan testlerde bazı oyuncular pozitif çıktı. Belki maçta oyuncu pozitifti bilmiyoruz yani. Vida olayında olduğu gibi ki Türkiye-Hırvatistan maçına da Domagoj Vida koronavirüs teşhisi konulmuştu 45. dakikada. Yani ilk yarı bitiyor ve Vida'nın testi pozitif olduğu önleniyor. Maçtan çıkarılıyor Vida. Hani böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. İlginç, garip bir durum. Doğal olarak birçok oyuncumuza da virüs bulaşmıştı o maçta. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki bu korona denilen virüs, lanet, olay ne zaman, nerede, nasıl? Baksana yani ne zaman pozitif oluyor, negatif oluyor, devre arasında belirleniyor yahut da işte hiç umulmadık anda çıkıyor. Yani bazı kareler oturmuyor ama bu virüs lanet bir olay olduğu için haliyle belirsizlikler var anlamında söylüyor. Milli takım kampında olması da mümkündür. Orada herkes iç içe yaşıyor. Ha, onlar sürekli testlerden geçiyor. Sürekli hijyen de çok dikkat ediliyor ama ne olursa olsun dünyanın en iyi takımında da olsa maalesef bu virüs denilen olay, korona denilen olay inanılmaz insanlık tarihinin en berbat, en feci durumlarından birini yaşatıyor bize. Evet, bir de Atilla abi milli takımınla alakalı son bir şey konuşmak istiyorum ben de. Keza daha doğrusu Şenol Hoca ile alakalı bu. Hemen devam edeceğiz diğer konularımıza. Şenol Hoca bu röportajda, daha doğrusu bu basın açıklamasında şunu da söyledi. Türkiye'deki kulüp takımlara dönmeyi düşünmüyorum dedi Şenol Güneş. Sen ne kadar hak veriyorsun bu duruma? Bence şunu da ekleyeyim. Açıkçası illa yaptığı hatalar olur Şenol Hoca'nın. Beşiktaş dönemi olsun, Bursa Spor, Trabzonspor vesaire. Keza milli takımda da Letonya maçındaki özellikle değişiklikler ama çoğu zaman doğru karar veren şey olacak. Bence de burada doğru bir karar vermiş gibi gözüküyor açıkçası. Tabii bence de. Yani şimdi empati yapıyoruz. Empati nedir? Başkasının adına kendi durumunu düşünmek gibi yani. Şimdi ben de keşke Şenol Güneş gibi olabilseydim. Ben de dönmezdim. Yani bu benim samimi düşüncem. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de futbol mecrası maalesef kavga, dövüş, kaos, kriz, tartışma, çatışma, saldırı. Yani artık iş rayından çıkmış. Kimse kusura bakmasın ama bu böyle. Yani bunları ben üzülerek söylüyorum ve herkes üzülerek izliyor bu tür olayları. Şimdi Şenol Güneş 52 doğumlu Ali Genç. Yani 52 doğumlu demek 69 yaşında demek. Evet. Yani Allah uzun ömür versin. Kendisine de çok iyi baktığı için fiziği falan fit. Yani çok genç gösteriyor ama mesela Fatih Hoca da 53 doğumludu. Fatih abi de 68 yaşında. Şenol, özür dilerim, Mustafa Denizli de 48 ya da 49 doğumlu. O da 72 yaşında falan. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Belli bir saatten sonra fiziki anlamda da insanlar tabii ki yorulur. Yani kimse senin gibi 25 yaşında, 35 yaşında falan değil. Şenol Hoca şimdi 2 yıl sonra milli takımı bıraksa 2 yıl sonra ne olacak? 71 yaşında olacak. Ondan sonra gelip tekrar teknik adamlığa başlamak çok yıpratıcı bir olay. Bir tane sadece teknik adamlık yaparsın da yıpranırsın. Feda olsun dersin, tamam mı? Ama Türkiye'de maalesef öyle bir futbol mecrası var ki yani futbolun fesini bilmeyen bazı kulüp yöneticileri kalkanlar Şenol Güneş'ten yahut da Fatih Terim'den hedef tahtası haline getirebilirler. Yahut da inanılmaz derecede medyada saldırılar başlar veya sanal ortam seni yerden yere vurur. İnsanlar fiziksel olarak güçlü olsa bile beyinsel anlamda, mental anlamda çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Bu işler kolay değil. İşte seninle sık sık dertleşiyoruz. Bir tane tweet atıyor, haberimizi paylaşıyoruz mesela. 300 kişi aynı anda küfüre, hakarete başlıyor. Yani günümüzde maalesef futbol mecrası inanılmaz derecede agresifleşti. Her geçen gün ortam geriliyor. Kulüp başkanları bile birbirine giriyor.
insanlar, üsluplar bile çok sert. Ailele şimdi Şenol Güneş de bu olayın içinde. Yarınlarda Şenol Güneş hangi takımın başına gelecek? Misal yine de ki Beşiktaş'tan teklif aldı. Yahut da yuvası, öz yuvası Trabzonspor'da. Gittiği anda, başladığı anda daha üçüncü maçtan sonra yine yerden yere vurulmaya başlanacaktır. Yani insanlar bir yere kadar sabreder, sabreder, sabreder ama Şenol Güneş zaten, Şenol Güneş olarak Türk futboluna inanılmaz derecede hizmetler yapan değerli bir isim. Tıpkı Mustafa Denizli gibi, Fatih Terim gibi. Şimdi bu şekilde hizmetini en iyi yaptı. Milli takımda da yapacak. Yarınlarda ne olabilir? Yine teknik direktörlük olmazsa, gönül ister ki milli takım teknik direktörünü bıraktığı zaman bile o engin bilgisinden, engin tecrübesinden yararlanılsın. Nasıl yararlanılır? Milli takımda, futbol federasyonuna danışman olur. Veyahut da ilk belli bir kulübe yönetici olur. Başkan anlamında tabii yönetici derken. Veya danışman olur. Çünkü hayatta her şeyi satın alabilirsiniz ama deneyimi satın alamazsınız. Şimdi Şenol Hoca ve Derya Deniz. Yani ötesi yok. Türk futbol tarihinin en çok yaşamış, yaşatmış, başarılı olmuş, kazanmış bir isim. Şenol Hoca'nın kendisine de ben söylediydim. Şöyle bir olay vardı. Yıllar önce bir bizim Hakan Yaşar çıkartmıştı haberi. Hakan Yaşar şu anda Türkiye Futbol Federasyonu İletişim Müdürü. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. O yazmıştı. Bu haber eski bir haber. Yani diyelim 20 yıl önceki bir haber. Trabzonspor'un kazandığı, o zamanlar için söylüyorum yani haber. Trabzonspor'un o zamana kadar kazandığı 22 kupadan 21'inde Şenol Güneş'in imzası var. Bak nasıl oluyor diyeceksin. Diyelim ki 13'ünde veya 18'inde her neyse futbolcu olarak, kaleci olarak kupaları kaldırıyor. Süper Lig şampiyonu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası yahut işte Türkiye Spor Yazarlar Derneği, o eskiden Türkiye Spor Yazarlar Derneği vardı, kupası vardı. Sonrasında da teknik adam olarak işte ikinci oldu, birinci oldu. Şenol Hoca bildiğim kadarıyla hiç şampiyonluk yaşadım, o ayrı bir tartışma konusu. Ama hemen hemen belki Başbakanlık Kupası'nın alınmasını sağladı, belki Spor Yazarlar Derneği'nin, ama teknik adam olarak da bazı kupaları kazanmasını sağladı Trabzonspor'a. Söylemek istediğim şu, hani Aziz Yıldırım dün söyledi ya, ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim diye. Evet, oraya da geleceğiz. Ha öyle mi? Güzel. Şenol Güneş de Trabzonsporlu değil. Trabzonspor'un kendisi. Ha, yarınlarda tekrar milli takım teknik direktörünü elbette belki 2 yıl sonra bırakacak. Ha bir daha görünüşte bir devam etsin. O bilinmez. Ama ya, bırakırsa da bu arada yaşından dolayı bırakır muhtemelen. Çünkü harika bir performans var yani baktığımızda. Yani Şenol Güneş'in kazanması, kazandırılması, Şenol Güneş gibi kaç tane isim var? Yani 70 yaş fiziksel anlamda çok ileri bir yaş ama bilgisi kültürü olarak, yani misal alt milli takımların tamamen sorumluluğuna getirilse, nasıl seçilmesi, başarılması, sahala teşkilatlanma, örgütlenme, yani Şenol Güneş gibi insanlar Allah uzun ömür verdiği sürece Türk futbolunun içinde kalmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunun içinde öyle kolay kolay insanlar barınamaz. Bak gelenler gidenler oluyor. Kiminin karakteri yeterli olmuyor. Kiminin bilgisi olmuyor. Kiminin şuyu, ama Şenol Güneş gibi bir isim, tıpkı Fatih Terim gibi, Mustafa Deniz gibi her zaman Türk futbolu içinde olmalıdır. Atilla abi, geçmeden önce şunu da eklemek istiyorum ben. Şimdi fark ettim onu da. Sen konuşurken bir kontrol etmiştim. Şenol Hoca'nın açıklamada şu da var. Kesinlikle önemli bir konu bu da. Şenol Hoca diyor ki aynı zamanda takım sayısının arttırılması yanlıştı. Küme düşmenin kaldırılması yanlıştı. Sezon planlamamız yanlıştı. Sezon planlaması Temmuz sonunda başlasaydı en az 3 hafta kazanırdık. Şimdi kupayı nerede nereye koyacaklarını bilmiyorlar dedi. Gerçi Türkiye Kupası'nın finali belli oldu. 21 Mayıs 21 Mayıs oynayacak ama ya baktığımız zaman işte kümede kalma olsun. Onun dışında takım sayılarının arttırılması olsun vesaire. Hepsi için yanlış karar dedi Şenol Hoca aynı zamanda. Keza biz bunu zaten çok fazla konuşmuştuk zamanında. Tabii. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce Şenol Güneş bir video konferans veya bir görsel anlamda bir basın toplantısı düzenlediydi. Sağ olsun beni de şey yaptılar. Ben de katıldıydım orada. Orada söylemişti bunu ilk olarak. Çok dikkatimi çekmişti. Belki daha önce de dile getirdi ama benim gözümden kaçmış olabilir.
Yani açık açık şunu söyledi. Şimdi sen zaten okudun da ben de tekrarlamak istiyorum. Ne dedi? Ne diyor? 21 takıma çıkmasını ben istemedim. Yanlış olacağını söyledi. Ne diyor? Küme evet. düşmenin kaldırılmasın. Onu söylüyor. Fakat ne oluyor? Temmuz'un sonunda, Temmuz'da başlasaydık diyor. En az 3 hafta kazanırdık diyor aynı evet. zamanda. Bunu Türk futbolunun en önemli kişilerinden biri. Belki de en önemli. Önemli derken yani ön planda anlamında söylüyor. Evet. Bakıldığı zaman şu an en önemlisi. Amili takım. Bir takım başlıyor. Gayet de o kadar basit. Şimdi düşünebiliyor musunuz? En yetkili, etkili, önemli kişi bunu söylüyor. Fakat kabul edilmiyor. Niye? Niyesini söylemeye gerek yok. Bazı olaylar Ankara'da siyasi irade sonucu bu kararlar verilir. Orada da emir demiri keser deyip mevzuyu değiştirelim yani. Çünkü evet. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir de bildiğim kadarıyla tıpkı Şenol Güneş gibi düşünür. Çünkü aklın yolu bir. 21 takıma çıkarsa işi görürüz. 3 günde bir maç oynanacak. Karda, kışta, şurada, burada. Yarınlarda aksaklıklar olacak. Keza niye küme düşme kaldırılsın? Niye kaldırıldı daha doğrusu? Yani yanlış oldu. Ama işte dediğim gibi Şenol Güneş bunu dile getirdi ama sadece dile getirmekten başka bir şey yapamıyorsun. İstediğin kadar Türk milli takımının teknik direktörü ol. Gücün belli bir yere kadar size belli bir yerden talimat geliyor. Yani size derken Futbol Federasyonu'na deniliyor ki kardeşim küme düşmeyi kaldıracaksınız. 21 takıma çıktı. Bunun artık tartışılacak tarafı yok deniyor. O şekilde uygulamaya geçildi. Dediğim gibi bu tür olaylarda emir demiri keser. O zaman Atilla abi yine bir konuya geçelim. Bu konuda kesinlikle ben biraz uyuz olduğum bir konu. Şundan dolayı. Şimdi Dünya Kupası grup elemelerini izledik. Böyle pici bir hakem hatası duymadık. VAR olmamasına rağmen. Ve ligimize daha dönmemize ramak kala İşte hafta başında hakemler açıklandı ve faciayla sonuçlanan bir açıklama geldi bana göre açıkçası. Yani dünyada belki de eşi benzeri görülmemiş bir karar verildi ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Halil Umut Meler iki gün sonra oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına da verildi. Yani üst üste iki hafta aynı hakem bir takımın maçını yönetiyor. Evet. Ya facia bir karar. Maç sonunda hatta Sergi Hoca'nın açıklamaları hatırlatıldı tekrar. Bu hakemi bize vermeyin dedi. Keza bu açıklamaları daha önce Ahmet Ağol da yapmıştı. Son birkaç hafta önce de yapmıştı bu açıklamayı. Fatih Terim de, Fatih Hoca da bu şekilde açıklama yapmıştı. Ancak yine aynı seviyede açıklamalar. Ahmet Başkan gibi, Fatih Hoca gibi, Sergi Hoca'dan. Ama böyle bir durumla karşı karşıya şu anda Beşiktaş camiası. Buradan da şu soruluyor daha doğrusu. Sence yani camia daha doğrusu bunu söylüyor. MHK Beşiktaş'a savaş maçtı. Camianın genel olarak bir sorusu bu. Beşiktaş camiasına. Yok böyle bir savaş falan yok. Olmaz. Çünkü bir Merkez Hakem Kurulu'nun yani MHK kısaca MHK diyoruz. Böyle bir Merkez Hakem Kurulu'nun savaş açma gibi ne lüksü olabilir, ne gücü olabilir, ne düşüncesi olabilir. Yani Merkez Hakem Kurulu görevini ifa etmek için Türk hakemliğinin Türk futboluna yardımcı olabilmek için orada bulunan kişilerden oluşan 9 kişilik bir heyet. Başında da Serdar Tatlı var ki Serdar Tatlı çok düzgün bir insandır. Yani bunu, şimdi bu hakem camiası ben 30-35 yıl boyunca hem yazın hem devre arası yapılan hakem seminerlerini takip ettim. Türkiye'de Serdar Tatlı kadar güvenilir sevilen hakem kökenli insan sayısı azdır. Az olduğu için de zaten bazen Merkez Hakem Kurulu başkanları dışarıdan geliyor. Dışarıdan derken yani hakem kökenli olmayanlar. Niye? Hakemler bugüne kadar hep birbirlerini yemişler, bitirmişler, kavga etmişler, bölünmüşler. Yok dernekçilik, yok bölgecilik, yok babalar, oğullar, yok amcalar, teyzeler, seçimler, dernek seçimini kastediyorum. Hali herkes birbirini yıpratmış, herkes birbirinin ayağına basmış, herkes birbirinin önüne geçmiş. Tekerleklerine çok çomak sokmuşlar, bölünmeler olmuş. Haliyle ne oluyor? Çok güvenilen insan sayısı yok denecek kadar az. Veyahut da kimse kimseyi veya çoğunluk birbirini sevmediği için bölünmeler oluyor. O doğrultuda Merkez Hakem Kurulu'nun başına hakem kökenli olmayan kişiler getirildi. Kim getirildi mesela? Yıllar önce Ufuk Özerten getirildi. Ne zaman getirildi? 2004 yılıydı yanılmıyorsa. Ki Ufuk Özerten de düzgün birisidir. Görevinde iyi yaptı. Ama düşünebiliyor musunuz? Hakemleri hakem kökenli olmayan sivil birisi
yönetti. Bu değişik tartışmalara da yol açtı. Sonrasında ne oldu? Ufuk Özerten o Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini iyi yapınca ne oldu biliyor musun? Aradan zaman geçti. İşte 2004-2005 falan derken 2012 yılına geldik. 2012 yılında bu sefer Futbol Federasyonu Başkanı kim? Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören'in kurma heyetinin arasında Ufuk Özerten de vardı. Ufuk Özerten kendisi başarılı olunca dedi ki, camiayı da iyi tanıyor. Demek ki arkadaş bu hakimlerin başına sivil derken yani hakimlik yapmamış birini getirmekte fayda var. Niye? Olaya düz bakıyor çünkü onlar. Kimseyi alıp veremediği olmamış daha önce. Olmayan insanlarda. Oturdular hemen tık diye buldular. Kim? Zekeriya. Zekeriya. Hatta bak ilginç bir şey de söyleyeyim. Zekeriya göreve geldikten işte bir yıl sonra falan Zekeriya'yı aradım ben. Hocam dedim sizinle röportaj yapmak istiyorum dedim. Sağ ol, Tarabya'daki evinde beni ağırladı. Bu hikayeyi de anlattı. Atilla dedim Amerika'ya tatile gidiyordum dedi. Bavulu hazırladım. Arabaya bindim dedi. Havaalanına doğru gidiyorum dedi. Telefonum çaldı. Açtım. Ufuk Özerten. Bak tarihi bir bilgi aktarıyorum şu anda. Ufuk Özerten. Dedi ki seni Merkez Hakem Kurulu Başkanı yaptık. Demiş Ufuk Özerten. Yanında da Mehmet Baykan var. Mehmet Baykan da şu anda spor genel müdürü. Hala. İkimiz demiş Ufuk Özerten'le Mehmet Baykan oturduk. Senin Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmanı, Türk hakemliğini yönetmeni istiyoruz demiş. Zekeriya demiş ki yani hakemlikle ne alaka benim falan. Demişler ki senin yani dürüstlüğün, güvenilirliğin, bilgin, inandırıcılığın, saygınlığın, Türk futboluna verdiğin hizmetler doğrultusunda bu işi on numara yaparsın diye. Demiş hayatta kabul etmem. Zekeriya abi. Hayatta kabul etmem. Ederdin etmezdin falan. Yanılmıyorsam Amerika'ya gidip dönüşte başkan oldu. Çok ısrarlar üzerine ama. Şunu da bir parantez açarak söyleyeyim. Unutursam veya söylemezsem daha doğrusu bu benim ayıbım olur. Zekeriya gördüğüm, görebileceğim en düzgün insanlardan biridir. Zaten o doğrultuda iki kere görevi bıraktı. Şimdi kenarda çekiliyor ama zaten iyi bir iş insanı yani şey anlamda yoğun bir birisi. Lafı şuraya getireceğim. Şimdi Serdar Tatlı bu koltuğa oturdu. Kimsenin Serdar Tatlı ile ilgili kafasında soru işareti olmadı, olmaması lazım. Ama dediğim gibi değişik bir atama. Ufak da bir bilgi vereyim. Türk hakemliğinde, Türk futbolunda kanayan yaralardan biri de şudur. Mesela sen Ali Genç hakem. Bir maçta kötü yönettin veya senin kötü yönettiğini düşünen belli bir kulüp yöneticileri seninle ilgili şöyle düşünce ortaya koyarlar. Merkez Hakem Kurulu'na yahut da Futbol Federasyonu'na yazı yazarlar veya telefon ederler. Derler ki Ali Genç bir daha bizim maçımıza verilmeyecek. Veya direkt örnek vereyim işte. Cüneyt Çakır bir daha Trabzonspor maçına verilmeyecek. Mete Kalkavan bir daha Trabzonspor maçına verilmeyecek. Oradan Fenerbahçe yöneticileri çıkıyor diyor ki bir daha Cüneyt Çakır bizim maçımıza verilmeyecek. Oradan Galatasaray Fırat Aydınus verilmeyecek. Şimdi finale geliyorum. Adım adım gidiyorum. Önce bir background'unu anlatmaya çalıştım. Şimdi Merkez Hakem Kurulu ne yaptı? Kardeşim dedi bir dakika ya. Bu kara liste var dedi ortada. Ki kara liste meşhurdur. Türk hakemliğinde bir tabirdir yani kara liste. Ben dedi veriyorum dedi. Beşiktaş'ın maçına da Halil Umut Beyler'e veriyorum dedi. Burada duralım. Niye duralım? Bence Merkez Hakem Kurulu doğru bir uygulamayı da zamanlama hatası yaptı bana sorarsa. Nasıl yaptı biliyor musun? Bu uygulamayı tamam. Mesela Trabzonspor Mete Kalkavan'ı istemiyor ya. Fenerbahçe'de Cüneyt Çakır'ı istemiyor. Galatasaray'da Fırat Aydınus'u istemiyor ki bu arada Fırat Aydınus'a geçmiş olsun. Koronaya yakalandı. Abdülkadir Bitken atandı. Şimdi her birine 1,5-2 yıldır o takımların maçlarını vermiyorsun o hakimlere daha doğrusu. Burada ben olsaydım, esas can alıcı cümleye geliyoruz. Ben olsaydım Merkez Hakem Kurulu Başkanı ya da yetkilisi. Sergen Yalçın istemiyoruz biri daha verilmesin dedi. Beşiktaş'ta bunu dile getirdi. Hiç olmazsa bir iki hafta beklerdim. Yani iki hafta başka hakemlerle Beşiktaş maçını verirdim. Diyelim ki işte Atilla Türker'i verirdim, Ali Genç'i verirdim. Sonrasında Halil Umut Meler'i verirdim ama diğerlerini de verirdim. Bak derdim arkadaş, Türk hakemliğini Sergen Yalçın yönetmiyor. Türk hakemliğini Ahmet Nur Çebi yahut da Ali Koç yahut da Fatih Terim yönetmiyor. Yönetmemiş ama şimdi daha. Bu gözdağı vermiş vermek değil mi aynı zamanda? Ben de onu diyorum. Değil mi? Şöyle,
tersten yaklaşıyorum Ali. Tersten yaklaşıyorum. Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus 1,5-2 yıldır bu takımların maçlarını yönetemiyor değil mi? O ilgili takımların maçlarını. Peki o zaman Serdar Tatlıok göreve sezon başında geldi. O zaman sezon başında verselerdi bu hakemleri bu takımların maçlarına. Evet. Değil mi? Bak bu takımların maçlarına sezon başında verselerdi. Bula bula Sergen Yalçın'ın demeci sonrasında mı uyguluyorsunuz? Yani sırf Beşiktaş'a bu hakem atamasını yapmak için diğerlerini mi beklediniz? Yani zamanlama tuhaf. Hani şunu Fırat Aydınus'u şunu bunu sezon başında verseydin mesela. Fırat Aydınus'u kim istemiyor? Kardeşim Galatasaray istemiyordu daha doğrusu. Sezon başında pat verseydin istemezsen isteme kardeşim. 2,5 yıldır vermiyorlar be Galatasaray'a. 2,5 yıldır vermiyorsun. Ha sen hani bir kere şu var. Türk hakemlerini Merkez Hakem Kurulu yönetir kardeşim. Tamam. Sen de kalktı. Ben yasak masak dinlemem dedim Merkez Hakem Kurulu olarak. Kara liste olarak dinlemem dedim. Yani bunu Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın isteği doğrusunda bu işler olmaz. Onun derinliği çok daha fazla. İyi o zaman. Zaten bir hakim isteniyorsa sorun orada var demektir. Ali bak tekrarlıyorum. Bir hakeme bir kulüp istiyorsa orada sıkıntı var demektir. Niye diyeceksin? Boşuna mı istiyor? Ama istemiyorsa belki de ortadan çalıyor. O, yani ortadan karar veriyor anlamında söylüyorum. Şimdi bu şartlar altında siz o hakemlere sezon başında siz göreve gelmiş olmanıza rağmen bugüne kadar geldik biz 30. haftayı mı geride bıraktık? 30 hafta maç vermemişsiniz Serdar Tatlı ve ekibi olarak. Vere vere Beşiktaş'ın tepkisi sonrası hepsini birleştirip aradan çıkartıyorsunuz. Ben de diyorum bu yanlış. Ya araya olsun maç ki arada maç yok yani. Ardından doğrusu ne olurdu kardeşim? İki şık vardı. Doğaçlama söylüyorum. İki şık. Doğrusu ne olurdu? Bu sezon geldiğinde Merkez Hakem Serdar Tatlı sezon başında geldi çünkü. Sezon başlamadan geldi. Geldiğinde ne yapacaktı? Kardeşim Fırat Aydınus'u birinci hafta, üçüncü hafta neyse veya ikinci hafta Fırat'ı Galatasaray maçına verecekti. Cüneyt'i Fenerbahçe'nin maçına verecekti. Mete'yi de Trabzonspor maçına verecekti. Bakın diyecekti, Türk hakemi ben yönetiyorum. Daha önce kara liste olabilir. Daha önceki Merkez Hakem Kurulu başkanları kimseye de saygısızlık yapmak istemem ama işte vermemişler. Ki bak Zekeriya görev yaptı o süreçte. Yusuf Damoğlu görev yaptı. Yani kimse kusura bakmasın çok iyi tanıdığım için kendilerini Yusuf abi de Zekeriya abi de 10 numara düzgün insanlardır. Ha belki ortam gerilmesin diye o kara liste uygulamasına devam ettiler. Ha Serdar Tatlı verseydi sezon başında bu hakemleri Trabzonspor'un Galatasaray'ın Beşiktaş Fenerbahçe'nin maçına sonra gelirdi. Mesela ne yaptı Sergen Yalçın istemiyoruz dedi öyle mi? Tık verirdin kimse sesini çıkartamaz. Bak o gün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a yaptın. Şimdi Beşiktaş'a. Veyahut ikinci şık şu olabilirdi. Biraz önce de onu dile getirdim işte. Sergen Yalçın bunu ne zaman söyledi? İşte son maç. Arada boşluk. Son maç. Derbi. Sonra sen iki hafta sonra verseydin. Şimdi Ali Genç sormazdı. Savaş mı açtı diye. Haklı olarak. Değil mi? Şimdi Ali Genç soruyor haklı olarak. Veya Atilla Türker veya başkası merak ediyor. Ya kardeşim niye sen kör parmağın gözüne der gibi, yangına körükle gider gibi veyahut da ortamı germek mi istiyorsun diye düşünülüyor. Ha, doğru uygulansaydı Türk futbol tarihinin belki de en cesur kararlarından biriydi. Burada sadece üstüne basarak söylüyorum. Bir iki hafta bekleselerdi Halil Umut Beyler'in Beşiktaş'a verilmesini fazla değil. İki hafta sonra verilseydi daha sağlıklı bir karar olurdu diye düşünüyorum. Şöyle Atilla abi işte ortamı germe konusunda ortam gerildi. Şundan dolayı gerildi. Beşiktaş bir açıklama yaptı. Ardından Kasımpaşa da açıklama yaptı. Ortam bundan dolayı daha da gerildi. Önce Beşiktaş açıklamasını okuyayım. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Futbol A takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'in hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi sahiplerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Buradan hemen sonra, kısa bir süre sonra Kasımpaşa da bir açıklama yaptı. Kasımpaşa'nın açıklaması şu. Büyük bir şekilde başka olarak endişe duyuyoruz yazıyorlar.
Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeli takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinden oluşturacağı baskının mücadeleyi tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi. Açıklama bu şekilde Kasımpaşa'dan da. Tabii Kasımpaşa da haklı olarak şöyle düşünüyor. Kardeş böyle yaparken Beşiktaş'ın galibiyeti için hakem baskı altına mı alınıyor falan gibi bir mesaj vermeye çalışıyor burada. Yani bu şekilde Halil Umut Meler Beşiktaş lehine etki altında kalabilir diye. Yoksa Halil Umut Meler yani pırıl pırıl bir isim. Zaten çok ayrı bir kumaş. Yani çok iyi bir hakem anlamında söylüyorum. Cüneyt Çakır'dan sonra Avrupa normlarına en yakın hakemlerimizden biri. Allah hakem olsun diye yaratmış Halil Umut Beyler'i bak. Başka yani Cüneyt Çakır da son 10 yılın en iyi hakemi seçildi Avrupa'da. Şimdi başka hakem için ben bu ifadeyi kullanmam. Bu benim ölçülerim doğrusundaki bir olaydır, düşüncedir. Halil Umut Beyler feci, çok iyi kumaşı olan yani kaliteli bir isim. Ha feci de çok iyi bir özgüveni var. Aşırı özgüven bazen olumsuz da sonuçlanabilir. Bak bunu bu söylediğim son cümleyi bir kenara not et. Evet. Mümkünse. Yani kafamıza not edelim. Niye? Çok büyük özgüveni sayesinde çok genç yaşta parladı. Daha FIFA kartı takabilmek için bir hakemin en üst ligde yani Süper Lig'de Türkiye için söylüyorum, İngiltere'de Premier Lig'de ya Almanya'da Bundesliga'da 2 yıl düdük çalması lazım. Halil Umut Meler 2 yılı tam doldurmadan bile FIFA listesine girmeyi başarabilen çok değerli bir isimdir. Ki bazı maçlarda ki bazı futbolcular Halil Umut Meler'den bile küçüktür. Yani Halil Umut Meler yanılmıyorsam 33-34 yaşında yani. Gencecik, pırıl pırıl. Şimdi müthiş özgüveni sayesinde ön plana çıktı. Kolay kolay etki altında kalmıyor, baskı altında kalmıyor. En kritik anda bile o tatlı gülümsemesini, o enteresan mimiklerini falan korumayı bilen bir isim. Ama dediğim gibi her maçın yeri ve önemi, ciddiyeti ayrıdır. Her maça çok iyi konsantre olmak gerekir. Eğer siz her maça çok iyi konsantre olmazsanız, her maça gereken önemi, dikkati, ciddiyeti göstermezseniz yarınlarda ortada Halil Umut Meler falan kalmaz. Bunu da biraz hani testi kırılmadan önce yol göstermek amacıyla söyledim. Dilerim Halil Umut Meler de bu kadar tartışmanın olduğu bir süreçte etki altında kalmaz. Nihayet Halil Umut Meler de etten, kemikten, sinirden yapılan bir isimdir. Mümkün olduğu kadar sosyal medyayı dilerim az takip etmiştir. Yahut da kulüp başkanlarının ağır demeçlerini, yöneticilerin ağır demeçlerini dilerim ki etkilenmez. Allah hakem şansı versin demek istiyorum. Çünkü hakemlikte bir jargon vardır, bir yaklaşım vardır. Her hakeme sahaya çıkmadan önce Allah hakem şansı versin derler. Niye? Allah hakem şansı verdiği zaman kimsenin görmediği bir eli, penaltıyı, faulü bile görürsün. Ama şanssızsan eğer tüm tribünlerin, şimdi tribünler boş ama herkesin gördüğü kabak gibi pozisyonu o anda birisi perdeleme yapmıştır, göremezsin veya gözünü kırparsın, açık penaltı yaptılarsın falan. Allah da Halil Umut Meler'e hakem şansı versin. Evet. Tabii Fırat Aydınus görevi alındı da bu haftaki görevi. Abdülkadir Bitigen getirildi yerine. Nedeni ise Fırat Aydınus koronavirüsüne yakalandı. Ama şunu sormak lazım. Çünkü yanlış anlaşılmasın bu arada. Bir suç atmak falan vesaire değil. Şundan dolayı soruyorum çünkü. Türk futbolunda çok fazla şaibeli olay oldu bu zamana kadar. Hangi federasyon gelirse gelsin, hangi MHK gelirse gelsin hep bir şaibe oldu. Hep bir güvensizlik var ki şu anda da bakıldığında bir güvensizlik ortamı var. Burada da şunu sormak istiyorum abi ben. Fırat Aydınus 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ve tesadüfen koronavirüsüne yakalandı bu hafta. Suç atmak gibi değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Acaba diyorum sadece. Çünkü ne yazık ki güvenemiyoruz federasyona. Acaba bir nasıl desem açıklama bilerek falan mı yapıldı? Bir değişiklik açısından vesaire. Yani, ama ya demek istediğimi aldın abi sen. Anladım. İmkan demek istemiyorum çünkü ben Ocun temeli kurmak istemiyorum. Yani ben Fırat Aydınus'u da tanırım. Birkaç kere tartışmamız, kavgamız da oldu kendisiyle. Agresiftir, iyi adamdır, dürüst adamdır. Yani özü sözü birdir. Biraz sinirlerini kontrol edemez falan. Fırat Aydınus
Normal şartlar altında dünya çapında bir hakem olması gerekirdi bak. Dünya çapında. Yani tıpkı Cüneyt gibi başa baş gitmeliydi ki birlikte başladılar hakimle. Fırat Cüneyt'ten 3 yaş falan büyük. Fırat eski de futbolcudur anlamında söylüyorum. Ama bu fiziğiyle, bu bilgisiyle kendini biraz daha uluslararası alanda yönlendirseydi, üstüne basarak söylüyorum, dünya çapında bir isim olurdu. Tabii bazı engellerle de karşılaşmadı değil. O da ayrı bir mevzu. Şimdi Fırat Aydın zaten 20 yıldır bak söylüyorum. 20 yıldır Süper Lig'de düdük çalan birisi. Avrupa'da düdük çalan birisi. Fırat Aydın hiç yönetmediyse işte okula girince karşımıza çıkan en az 20 tane derbi maçı yönetmiş birisi. Yani artık bu tür maçta tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, leblebi çekirdek maçlarıdır. Kolaydır. Fırat Aydın 15 yıl önce bile kalkıp da Galatasaray-Fenerbahçe derbisini rahatlıkla yönetebilen bir deneyimine sahip. O yükün altından rahatlıkla kalkan insan. Cumhuriyet tarihinin en fazla derbi yöneten hakemlerinden birisidir Fırat Aydınus. Şimdi sonra kalkıp da böyle bir tartışma konusu olduktan sonra ben koronayım diye yalan mı söyleyecek? Değil. Mümkün değil. Sıfır ihtimal. Her şeyden önce zaten şöyle bir işleyiş var Ali. Hakemler açıklanmadan önce, kamuoyuna açıklanmadan önce internet vasıtasıyla doğrudan hakemin hesabına, hesap derken yani mailine değil daha doğrusu bilgi gider. Derler ki maçın var. Tıklar hakem, tıklar, bakar, onu öğrenir. Ne maçtır mesela? Misal diye söylüyorum. Göztepe-Fenerbahçe maçı. Önce hakem öğrenir. Hakem eğer sakıncalı bir maçsa, nedir mesela sakıncalı bir maç? Diyelim senin hakemin kardeşi Göztepe'de malzemecidir. Misal diye söylüyorum. Veya Göztepe'nin kalecisidir. Mesela Trabzonspor'un maçına, Trabzonspor'un yedek kalecisi var ya, yedek kalecisi kardeşler. Erce, bravo. Erce kardeştir ki babası da Eser kardeşler, benim genç milli takımdan arkadaşımdır. Şimdi Arda kardeşler de FIFA kokartı bir hakem. Şimdi olmaz ama, olmaz ya, ben çok uç örnek vereceğim. Merkez Hakem Kurulu inanılmaz bir hata yaptı. Arda kardeşleri Trabzonspor'un maçına verdi. Misal, mümkün değil verilmesi de verdi. O zaman tebligat kamuoyuna yapılmadan önce, daha doğrusu kamuoyuna duyuru yapılmadan önce hakemlere tebligat yapılıyor. Arda kardeşler örneğinden yola çıkıyoruz. Arda kardeşlere mail geldiği zaman, girdiği zaman, tıkladığı zaman bir bakacak. Aa, Trabzonspor maçı verilmiş. O zaman Arda kardeşler ne yapıyor biliyor musun? Ne yapması lazım? Hemen Merkez Hakem Kurulu'nu arayıp, hocam bir yanlışlık, bir yanlış bir şey var. Çünkü benim kardeşim orada oynuyor deyip maçı yani iade etmesi derken hatırlatıp o maçtan ayrılması gerekir. Bunun örneği de çok fazla. Ve sezon başında tüm hakemlere 30 yıldır bir söylenir. Bizim hatamızdan dolayı eğer size yanlış bir maç verdiysek artık hani verilmedi ama Arda kardeşler örneğini anlatmaya çalışıyor. Hemen bizi uyarın denilir. Şimdi lafı nereye getireceğim? Fırat Aydınus'a önce Fırat Aydınus öğreniyor veya başkaları öğrenir bu durumlarda. Fırat zaten öğretmek istemese o maçı kibarca der ki ben sakatım der, ben istemiyorum der, benim moralim bunu yönetmeye elverişli değil der ki Fırat Aydınus'u Dünya Kupası final maçına ver, o özgüvenle yönetir. Daha geçmişte de yönetti anlamında söylüyorum. Bak başka bir örnek vereceğim ben. 2013 yılı yanılmıyorsam o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu anki adıyla Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maçına Volkan Bayarslan'ı verdiler. Volkan Bayarslan Süper Lig hakemi ve Volkan Bayarslan'ın esprisi şu, Volkan Bayarslan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personel, yani görevli personel derken, diyelim müdür, şef fark etmez. Atama açıklandı kamuoyuna, açıklandıktan 3-5 saat sonra tabi camiada cebbar gazeteciler var, tık yazıldı, skandal. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maçına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arka Volkan Bayarslan görevlendirildi diye. Maçı da saatler kalmış, bir gün kalmış. Merkez Hakem Kurulu olarak geri çekse olmaz. Yani olmaz mı? Bir ihtimal tartışılır. Çekilmedi. Gitti maçı da Volkan Bayarslan yönetti. Ama
Sonrasında Volkan Bayarslan bunun cezasını çok ağır ödedi. Bildiğim bazı şeyler var. Hatta usturuplu olarak da söyleyeyim. Sorguya çekildi Merkez Hakem Kurulu tarafından. Denildi ki kardeşim tamam bizim gözümüzden kaçmış, biz hata yaptık Merkez Hakem Kurulu olarak. Sen bizi niye uyarmadın? Senin orada çalıştığını biz unutmuşuz, atlamışız veya bilmiyorduk. Sen bizi uyarsaydın kamuoyunda bu kadar tırnak içinde söylüyorum rezil tablo çıkmazdı diye. Volkan Bayarslan da bunu söylemek istemezdim ama hüngür hüngür ağladığını biliyorum. Duydum daha doğrusu. Şöyle bir durum var Volkan Bayarslan konusunda. MHK açık açık kendi söylüyor. Tamam biz gözümüzden kaçırmışız diye. Bu olayı gözünden kaçırıyorsan eğer orada yaptığın iş de senin. Baktığında yanlış mı şimdi? Aslında ya şunu diyorum hani MHK böyle bir olayı gözünden kaçırıyorsa o zaman MHK'daki çalışanların oradaki işi ne? Ben onu sormak istiyorum yani. Değil mi şimdi öyle bir durum var. Ya işin zaten bu. Evet. Hakeme maç önce, ya en kötü maç öncesi hakeme sor. Ya da işte her sezon takımlar yeniliyor sonuçta. 3 takım iniyor, 3 takım çıkıyor. Bütün hakemleri sor. Hani bu takımlar arası, bu takımlarla alakalı bir bağınız var mı? Vesaire sor. Değil mi böyle olmuş lazım aslında? İyi kötü biliniyor. Mesela şu anda sen söyledin diye hemen hızla düşündüm. Zekeriya hakem kökenli değil, başkan olarak Volkan Bayarslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını bilmeyebilir. Bilmez. Yani bilmesi lazım ama bilmez, bilmiyordur. Niye? Hakem kökenli değil. Volkan Bayarslan o güne kadar belki de yüzünü hiç görmedi. Veya ne iş yaptığını bilmiyor. Bir yardımcılar da belki onların da gözünden kaçtı. O zamanlar yardımcıları Yüksel Okçuoğlu'yla Ünsal Çimen'di. Kurmaya. Zaten bu işleri 3 kişi yapıyor hakem atamalarını. Yani her 50 yıldır bu iş böyledir. Şu anda da mesela bu hakem atamalarını Serdar Tatlı yapıyor başkan olarak. 2 numaralı adam Metin Tokat. 3 numaralı isim Erol Ersoy. Metin Ankaralı, Erol Ersoy İzmirli. İkisi de eski FIFA kartlı hakem. Serdar Tatlı hiçbir zaman FIFA olmadı. Fakat gönüllerin FIFA'sı diye manşetlerde yer aldı. Niye FIFA olamadı? Yabancı dili yeterli olmadığı için olamadı. Ama her zaman güvenilirliğiyle ayrı bir yer edindi. Senin dediğin doğru. Elbette ki bilmesi lazım. Ama insanlık hali bu. Gözümden kaçmış. Ben bunları savunmak için söylemiyorum. Ama Volkan Bayarslan da orada kendisi bir maç daha yönetebilmek için ki çok az Süper Lig'de çok az maç alan bir hakem. Orada aman bana bir maç geldi. Dur bir tane daha yöneteyim falan deyip kimseye duyurda bulunmaması başka bir skandal. Normalde onun yapması ne gerekiyor? Hemen şey yapıp telefonu açıp hakem işleri müdürüne yahut da Merkez Hakem Kurulu'nun başkanına ya herhangi bir üyesine abi dikkatinizden kaçmış ben zaten Büyükşehir Belediyesi'de çalışıyorum diye ha tamam bir dakika tık tık hemen Volkan'ı al Atilla'yı atla bitti. Evet. O zaman diğer konumuza geçelim. Malum özellikle birkaç gündür ağır alevli bir konu. Demir atsak çok hızlı bir şekilde o demir erir öyle bir ateşli bir konu açıkçası. Konu da şu işte 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Konu bu. Tabii karşı karşıya gelen iki kulüp var. Fenerbahçe ile Galatasaray uzun zamandır bu iki takım bu konuyla alakalı olarak karşı karşıya durumda. Çok da tartışmalar oldu. İki kulüpte sürekli iki kulüpten yöneticiler sürekli veya başkanlar kendi televizyon kanallarında kulüplerinin televizyon kanallarına çıkıp sürekli birbirlerine karşı biraz bazen sert sözlerle ithamda bulunuyorlar. Tabii işin içine artık federasyonda girdi, açıklamalar da geldi. Ben çok kısa bir özetleyeyim konuyu. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray bu konuda karşı karşıya baktığımızda Fenerbahçe Metin Sipahioğlu şöyle bir şey söylemişti hatta. Geldiğimiz günden beri çalışmalarımız vardı. Hani bugün başlayan bir durum değil. Bu dönemde hukuksal olarak bu durumu başlattık dedi. Öncesinde zaten çalışmalarımız devam ediyordu dedi. Hatta burada Mustafa Cengiz de şöyle bir cümle kullandı. Kendi işte Galatasaray TV'de yaptığı açıklamada. Başarısızlar gündem değiştiriyorlar dedi. Devamında. Tabii ondan sonra yine açıklamalara bakıyorum aynı zamanda. Nihat Özdemir başvuruyu inceleyeceğiz de.
Bu çok önemli. Fenerbahçe'nin bu yaptığı resmi başvuruyu inceleyeceğiz dedi. Tabii buradan sonra yine açıklamalar devam etti. Yusuf Günay hukuki bir dayana yok bu olayın dedi. Hatta Metin Sipahioğlu programda şeyi de gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu an yılı hatırlayamıyorum imzasıyla ligi işte 16 ya da 18 takımın olduğu ligi ligin giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağına dair bir imzalı kağıt da göstermişti. Açıkçası şey olarak nasıl desem bir kanıt bir belge olarak. Ya konu böyle çok uzun bir konu baktığımızda uzun zamandır iki takımın özellikle kendi arasında tartıştığı bir konu. Adana'da yeni spordan da açıklama geldi, işte Beşiktaş'tan da açıklama geldi, alt ligden birçok takımdan açıklama geldi. Çoğu takım istiyor aslında şampiyonlukları. Sence bu şampiyonlukların gelmesi doğru mu? Çünkü burada şöyle bir durum var. Örnek Galatasaray bir örnek verdi. Şimdi bu konuda da Galatasaray haklı. 6 takımlı, işte 6 maçla oynanan bir ligin şampiyonluğunu niye nasıl kabul edelim dedi Galatasaray yöneticiler. Evet. Bir yandan Fenerbahçe de haklı. Ama bu ligler oynandı resmi bir şekilde. Niye bunları katmıyoruz? Evet. Şimdi ben sana sorayım o zaman. Sen futbol tahsilli, kültürlü, mürekkep yalamış, araştırmacı bir gazetecisin. Olaylara da vakıfsın. Şimdi de çok güzel özetledin olayı. Geniş geniş her cephede bilgi aktardın, aydınlattın. Her zaman olduğu gibi. Senin önüne bu dosya geldi. Sen de Futbol Federasyonu başkanısın. Ki bu olayı tahkim kurulu daha önce karara bağladı, bağlamadı deniliyor. Diyelim ki yine tahkim kurulu bağlayacak bu olayı. Çünkü tahkim kurulu Futbol Federasyonu'nun hukuki anlamdaki en üst merciidir. Daha ötesi yoktur. Son noktayı koyar. Ondan sonra sen hiçbir yere gidemezsin. Yani öyle anayasa mahkemesiymiş, yok ağır ceza mahkemesiymiş değil. Türkiye'deki işleyiş ki genelde tüm dünyada da böyledir FIFA mevzuatı gereği. Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu hukuki anlamda en üst mercidir. Noktayı koyduğun anda bitti. Hiçbir yere gidemezsin. İstersen elinde binlerce değişik argüman olsun. Şimdi sen tahkim kurulu başkanısın. Hemen belirteyim. Tahkim kurulu 7 kişiden oluşuyor. 7 kişiden oluşuyor. Tabii 7'si de hukukçu olması gerekiyor. Sen hukukçu değilsin. Ben de değilim hukukçu. Hukuk öğrenimi kendi adıma söylüyorum. Gördüm. İletişim Fakültesi'nde okudum ama onun için hukukçu, ona hukukçu denmez. Yani bana denmez. Yani sadece belli saatlerde gördüm. Hukukun temel kavramları, anayasa hukuku gibi. Şimdi senin önüne geldi bu dosya mesela. Hadi sen cevap ver. Ne dersin? Ben, iki şık var şimdi. Yani öyle dolan başlığı değil. Ya nedir iki şık? Ya Fenerbahçe'nin başvurusuna evet ya hayır. Üçüncü bir şık yok. En fazla şunu evet. Yaparsın. Süreyi uzatırsın. Mesela 3 ayda verilmesi gereken bu olumlu ya da olumsuz karar 8 ay olur, 1 yıl olur ama 2 yılı bulmaz. 2 yılı, 3 yılı bulursa zaten veremiyorsun demektir bu kararı. Ortalık iyice yangın yerine döner. Geciken adalet, adalet değildir çünkü. Ya siz tahkim kurulu olarak iyice araştıracaksınız ki yahut araştırıp olumlu karar vereceksiniz yahut da olursun. Üçüncü bir şık yok abi. Yoksa tabii. Mesela 9 tane lig şampiyonluğu isteniyor. 4,5 tane verelim diyecek halimiz yok. 9'unu verecek. Ya da bir takımın şampiyonluğu kabul ediliyor, diğerinin kabul edilmiyor. O da yok yani. Falan. Baktığımızda. Senin kararın ne olurdu? Şimdi şöyle Fenerbahçe'den bir belge de yayınlandı aynı zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam ben İngiltere'de galiba tam emin değilim o belgeyi hatırlayamıyorum şu anda ama birkaç gün önce görmüştüm. 1924'te İngiltere'de iki takımın da şampiyonluğu gözüküyor. 21'de mi 24'de mi ne? İki takımın da o sene şampiyonluğu gözüküyor ve lig aynı. Şimdi böyle garip bir durum var. Yani bölgesel ligler olduğu için tabii o dönemler. Keza bizim ülkemizde de öyle. Sallıyorum işte 1932'de işte İzmir bölgesinden bir takım şampiyon oldu. Ankara bölgesinden bir takım şampiyon oldu. İki takımın da şampiyonluğu gözükecek şu anda. O zaman. Bu buraya çıkıyor. Bir örnek var, bir emsal var. Diğer taraftan Galatasaray diyor ki, daha demin de verdiğim örneği, o dönemler, o yıllarda 6 maçta şampiyon belli oluyordu. Olmaz ki bu durum. Şu anda kaç tane maç oynuyoruz dedi. Diyor. Şimdi iki taraf da haklı bu konuda. Ali, senin olayın Nasrettin Hoca'nın kararsız kaldı şu anda yalınlamasın. Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlatayım mı? Hani anlamışsın. Tabii. Hani
ona haklısın, buna da haklısın demiş ki hanıma. Ya demiş o da haklı, bu da haklı. Ne, nasıl iş? Nasıl olacağım ki hanıma? Sen de haklısın demiş yani. Sen de sabah o işe döndü. Ama şaka bir yana sen de bana soruyorsun. Şimdi dünyada da iyi kötü okuyoruz. İtalya'da farklı uygulanıyor, Almanya'da farklı uygulanıyor. İşte orada tabii. 3 takımlı, 5 takımlı olaylar mesela var. İngiltere'de şöyle abi, Premier Lig diyor ki Liverpool'un bir şampiyonluğu var. 1992'de kuruldu Premier Lig İngiltere'de. Ama Premier Lig öncesinde de Liverpool'un 18 şampiyonluğu var. Evet. Şimdi yani yine o çıkılmıyor işin içinden aslında. Tabii. Yani lafın özü burada iki tarafında yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray yani kavgası mı diyelim artık veya hak arayışları diyeyim anlamında söyleyeyim. Tabii değişik argümanlar var. Olaya bakış açısı önemli. Zaten bunu şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçeli kongre üyesi birbirinden değerli 10 tane hukuk profesörünü getirir. Buraya da Galatasaraylı 10 tane hukuk profesörünü getirir. Tabii renkli bir şekilde kendi takımlarının lehine bir şekilde bilinçli olarak yanlış karar vermezler. En azından olayı yanlış yere sürüklemezler anlamında söylüyorum. Fakat bu konuda uzlaşmaları mümkün değil. Yani çok değişik bir tartışma bu. Herkesin bakış açısı değişik. Yani mesela diyelim ki bir futbolcu tekme atıyor veya tükürüyor veya hatta işte başka bir şey yapıyor, hakaret ediyor. Alacağı ceza iyi kötü bellidir. Kara kaplı defter yazar onu. Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatı var. Federasyon sitesine girildiğinde bakılır. 104 maddeden, pardon 105 maddeden oluşuyor ama 70 tanesi falan genel kavramlar. 30-35 madde küfür, hakaret, tehdit, şike, doping, şu bu falan, saldırı falan onların cezası bellidir. Orada iyi kötü ahkam kesebiliyorsunuz. Gerçi disiplin kurulu, tahkim kurulu orayı da sulandırdı ama o ayrı bir mevzu. Ama şimdi burada nereden bakarsanız orayı görürsünüz. Oradan değerlendirirsiniz. Ondan sonra haliyle ne oluyor? Durum değişik boyutlara ulaşıyor bakış açısı olarak. Şimdi kim güçlüyse, şunu da söyleyeyim. Futbol Federasyonu'nda belli takımların, belli kulüplerin her zaman belli bir ağırlığı oluyor, gücü oluyor. Nasıl oluyor? Ben size söyleyeyim. Hasbelkader 42 yıldır muhabirlik yapıyorum. Tamamına yakın Futbol Federasyonu muhabirliğiyle geçti. Mesela bundan 20-25 yıl önce Galatasaray'ın çok büyük ağırlığı vardı. Galatasaray kulübünün çok büyük ağırlığı vardı. Haluk Ulusoy döneminde onu da söyleyeyim. Hatta 95 yılında Haluk Ulusoy federasyon başkanı olduğu zaman kurullarında genelde Galatasaraylı isimler vardı. Hatta o da çok tartışmalara yol açtı. Yani şimdi burada başka ifadeler kullanmak istemem de işte Galatasaraylı'nın kulübünün ağırlığının olması doğrultusunda eleştiriler geldi. Sonrasında ne oldu arkadaş? Sonrasında belli bir dönem Beşiktaş'ın ağırlığı oldu. Beşiktaş kulübünün ağırlığı olmak ne demek biliyor musunuz? Misal Beşiktaş kulübü kongresi veya Galatasaray kulübü kongresi, Fenerbahçe kulübü kongresinin kişileri disiplin kurulunda görev yapması, tahkim kurulunda görev yapması. Sakıncalı mı? Doğru yapmazsanız sakıncalı tabii. Niye? Disiplin kurulu 7 kişiden oluşuyor. Tahkim kurulu da 7 kişiden oluşuyor. Şimdi de ki Ali Genç futbolcu olarak veya Ali Genç demeyelim Fenerbahçeli Gökhan Gönül diye veyahut da işte Beşiktaşlı başka bir oyuncu. Oraya geldiği zaman onun cezasını kim veriyor biliyor musunuz cezaları? Biliyor, herkes biliyor. Disiplin kurulundaki 7 kişi veriyor. Şimdi eğer o disiplin kurulundaki 7 kişinin 4'ü belli bir kulübe yakın isim ise bir anda 4 en kötü ihtimalle 4'e 3 karar çıkıyor. Oy çokluğu demek. Yani 7-0 olursa oy birliği. 6-1 oy çokluğu. 5-2 oy çokluğu. Şimdi 4'e 3 çıkıyor. Bazen 4 tane üyesi olmasa bile o kulübün, o 7 kişilik kurulda, disiplin kurulu ve tahkim kurulu 7'şer kişiden oluşuyor. Diğer kulüple, delegesiyle, üyesiyle de anlaşıyorlar disiplinde, tahkimde. Bugün bana, yarın sana işte bizim ceza. 5 maç alması gereken futbolcu ya da teknik adam Ali 2 maçta kurtuluyor abi Türkiye'de. Bunu herkes biliyor artık. Biz bunu yıllardır evet. Dile getiriyoruz. Ama bak Sayın Ali Koç 2-3 ay önce direkt söyledi. Biz bu dedi tahkim kuruluna güvenmiyoruz. Mustafa Cengiz de söyledi. Ahmet Nurçevi de söylüyor. Trabzonspor Başkanı da söylüyor. Niye söylüyorlar? Kendi adamları var. Açık konuşmak gerekirse. Adamları var ama yine de güvenmiyorlar. Sevgili Ali, olay dediğin gibi şöyle. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili olumlu, lehte, güzel bir ceza verildiği zaman, yani az ceza verildiği zaman Galatasaray'ın dikkatini çekiyor veya Beşiktaş'ın. Bu ne falan diyor.
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunu görüyor. Ama Galatasaray'la ilgili az bir ceza verildiği zaman falan bunu da Fenerbahçe görüyor falan derken ne oluyor? Herkes görüyor. Herkes disiplin kurumunun, tahkim kurumunun verdiği kararların sağlıklı olmadığını düşünüyor. Elbette sağlıklı değil ama siz bunu zamanında bu kurullar oluşurken dikkat edecektiniz. Şimdi ben yazdım Türkiye'de, bana nasip oldu. Disiplin kurulu başkanıyla tahkim kurulu başkanı Kadıköy Koşu yolunda aynı büroda çalışıyorlar. Birisi patron, birisi düz avukat. E kardeşim, Türkiye'de birbirinden değerli 148 bin avukat var. 148 bin avukatın olduğu bir güzel ülkemizde disiplin kurulu başkanıyla tahkim kurulu başkanı Kadıköy Koşu yolunda özel büroda yan yana çalışmaları bir tesadüf müdür sence, yoksa birileri tarafından özellikle mi organize edilmiştir? Düşünün. Yani bunun aslında biri disiplin kurulu başkanı, biri tahkim kurulu başkanı. Can vermeye gerek aslında. Zaten ortada durum belli yani. Liyakat olmadığı için sonuçta. Ben söylerken üzülüyorum. Yani yazarken de üzüldüm. Hatta inanamadım. İşte benim tabii. Boş vaktim, sen beni tanıyorsun, evime gelme mutluluğunu yaşattın bana, geliyorsun sağ ol. Benim boş vaktim çoktur. Bir gün evde oturuyorum, bunlar bu beyefendiler göreve geldiğinde. Dedim nerede, bak bu kadar detaya şey olur mu? Dedim ki bu tahkim kurulu başkanının bürosu neresi falan diye. Baktım Kadıköy Koşu yolu falan. Ki ben İstanbul'u çok iyi bilmem, 11 yıl İstanbul'da yaşıyorum ama Beşiktaş'ta oturuyorum. Sonra baktım. Disiplin kurulu başkanı da yeni göreve gelmiş. O dedim nerede? Kadıköy. O da Kadıköy. Ne kadar yakınmış dedim. Aynı ilçede oturuyor. Sonra baktım Koşu yolu. Koşu yolu. Sonra baktım apartman numara. Baktım. Dedim nasıl ya? Olamaz dedim ya. Aynı büro. Sonra bak boş vaktin çok olmasının faydaları. Sonra dedim olamaz. Faks numaralarına baktım aynı. Telefon numaralarına baktım aynı. Ya dedim nasıl olur disiplin kurulu başkanı ile tahkim kurulu başkanı aynı odadan çıkar mı ya bir büroda, özel avukatlık bürosunda. Sonra tabii hemen anında fotoğraflarını çektim, kaydettim. Temel fıkraları gibi aslında. Tabii. Olay tamamen yani. Sonra bir baktım, ikisi 2-3 tane kitap yazmış ortak. Ama hiçbiri futbol üzerine değil. Ha, şartta değil futbol üzerine. Biri bankacılık, biri de sigortacılık üzerine mi ne öyle bir şey. Ama aynı büroda. Şimdi birisi disiplin kurulu başkanı, biri tahkim kurulu başkanı. Yani Kadıköy Koşu yolda karar vermiyorlar elbette. Yani kurulu kendileri gibi diye geçişecek işlem oluşuyor her şeyden önce ama yani bu sağlıksız bir yapı. Sağlıksız bir yapı. Ben daha önce işte belgeleri dile getirdik. Burada da söyledik, ifade ettik. İsteyene de mail olarak anında yollayabilirim. Mesela tahkim kurulunun başkanı, tahkim kurulunun başkanı Murat Balcı, Profesör Doktor Murat Balcı kimdir? Sayın Göksel Gümüşdağ'ın günlük hayattaki avukatı 10 yıldır. Peki Emre Belezoğlu'nun avukatı ki avukat Murat Balcı'nın yanında çalışan bir hanımefendi. Şimdi bunların dosyaları, Göksel Gümüşdağ'ın da dosyası, Emre Belezoğlu'nun da dosyası veya çok sayıda ismin dosyası bu tahkim kuruluna gidiyor. Hem özel abi şöyle bir şey olabilir mesela. Sözünü kesin affedersin ama hani sormak istiyorum. Mesela sallıyorum en çok cezalan teknik direktör Fatih Terim. Sayarsak muhtemelen öyle bir istatistik ortaya çıkabilir son dönemde özellikle. Şimdi Fatih Hoca üzerine örnek veriyorum şu anda. Yani gidip şey demeyeceğim hani. Ya da gerçi Fatih Hoca yanlış olur. Direkt isim üzerinden vereyim. Avukat olan ismin üzerinden vereyim. Direkt mesela Göksel Gümüşdağ. O dönem Göksel Gümüşdağ dilemesi ceza gelecek mesela. Sallıyorum işte 40-50 günlük bir hak mahrumiyeti cezası. Acaba o avukat, tahkim kurulundaki görevli avukat gidip işte başkanım size böyle böyle ceza gelecek. Bunu ne yapalım? Diye soruyor mudur, sormuş mudur acaba? Mesela Göksel Gümüşdağ demiş midir? Şu an tamamen varsayımdan gidiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok ya bunu biraz indirelim. Ceza ver yine yanlış şey olmasın burada işte. Kötü gözle bakılmasın. Anlaşılmasın muhabbetimiz ama işte bir 30 gün ver gitsin gibi bir şeyler dönüyor mudur acaba mesela? Kardeşim. Bunlar varsa bunlar da vardır herhalde. Saygısızlık yapmam adına dönmüyordur diyelim. Ama tamam. Şimdi illa konuşmalar mı gerekir Ali Genç? Şimdi düşün, yani saygısızlık yapmak istemem. Sen de durumu aktarırken ve bana sorarken sohbetimizde şu anda çok dikkatli, bize yakışacak evet. Şekilde ölçünü saygılı dile getiriyorsun. Sadece varsayımdan gidiyoruz çünkü. Tabii.
Bir suçlama falan hiçbir şey yokken yani. Tabii. Ben varsa. 3 yıl önce, 3,5-4 yıl önce Rize'de oynanan Rize Spor Başakşehir maçı sonrası Başakşehirli futbolcular, Emre Belezoğlu o zaman Başakşehir'deydi. Onun da karıştığı olaylar neticesinde bazı gazetecileri eşek sudan gelene kadar dövdüler. Bunların evet. hepsi görüntüleri de var. Tüm Türkiye'de. Bu futbolcular hepsi disiplin kuruluna gönderildi. Hepsi disiplin kuruluna gönderildi. Disiplin talimatı çerçevesinde normalde bu futbolcuların alması gereken ceza 8'er 10'ar maç. O Yalçın Ayhan var. Kaleci Volkan Babacan var. İşte diğerleri var. Diğer kaleci var. İsmini söyleyeceğim şimdi. Mert mi? Değil, Mert değil. Değil mi? Evet. Eray diye bir kaleci yanılmıyorsam. Neyse. Emre Belezoğlu var. Hepsi gitti ceza kuruluna. Ceza kurulu ne verdi biliyor musunuz ceza? Emre'ye sadece 50 bin lira para cezası ve ilk maçta oynadı. Bu kavgadan sonra. Diğerleri 8'er 10'er maç alması gerekenlere de 3'er maç falan verdiler. Bir ikisine 5 verdiler. Bir ikisine de 3'er verdiler. Sonra ne oldu? Buraya gir bak. Sonra ne oldu? Başakşehir Kulübü başkanlığını Göksel Gümüştağ'ın yaptığı Başakşehir Kulübü tahkim kuruluna itiraz etti. İtiraz ettiği kişi kim? Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştağ'ın avukatı olan Murat Balcı'nın kuruluna itiraz ediyor. Bak. O kurulda ne yaptı? O cezaları 3 maçtan 1 maça indirdi. Ama Türkiye'de bazı şeyler medyada bu işte maalesef çok problemli. Kimse bunları yazmıyor, dile getirmiyor. İşte biz yazdığımız, dile getirdiğimiz için de bazen tepki topluyoruz. Evet. O zaman Murat Balcı 10 yıldır zaten Göksel Gümüşdağ'ın avukatısın sen 10 yıl önceden beri. Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı kulübün futbolcularıyla ilgili dosya senin önüne geliyor. Bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. Sen de soruyorsun konuşuyorlar mıdır diye. Konuşmaya gerek yok. Niye konuşsunlar ki? Yani indirildi, bindirildi, artırıldı, eksiltildi diye. Yani gerek yok aslında. Gerek yok. Başka bir örnek vereyim. Bak laf lafı açıyor. Geçen yıl yazdım. Yani bu olay dünya çapında bir skandal. Nedir olay? Türkiye'de top koşturan 6 yabancı futbolcuyu dolandırdığı gerekçesiyle 3 tane menajer tutuklandı. Daha doğrusu 3 menajer tutuklandı. Betris cezaevine gönderildiler. Bu menajerlerden birisi İskender Çam. Bak bunun belgesi falan da hepsi yayınlandı. İsteyen Google'a şu anda girsin. Atilla Türker, Göksel, pardon İskender Çam falan yazsın. Karşınıza çıkar Murat Balcı. Bu menajerlerden birisi İskender Çam lisansı olmayan bir menajer. Yani amiyane tabirle korsan menajer. Bu korsan menajer dediğimiz beyefendi cezaevindeyken bunun avukatlığını kim alıyor biliyor musun? Vekaletini. Kim alıyor avukatlığını, bu korsan menajerin avukatlığını kim alıyor söyleyeyim mi? Tahkim kurulunun şu anki başkanı alıyor, aldı. Belgesini ben sana yayın sonrası gönderirim, bir dahaki yayınımızda yayınlarız. Arkadaş, o menajer, ve sonra ne oldu? O menajer 5 ay tutuklu kaldı. İlk duruşmada tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra ne oldu biliyor musun? Ha dava devam ediyor. Her biri için 17,5 yıl hapis cezası isteniyor. Tabii tahliye olduktan sonra ne oldu biliyor musun? Dışarı çıktıktan sonra yani. Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Fotoğraflarını falan verdi. Resmi menajer oldu abi. Resmi menajer. Lisanslı menajer yani. E şimdi bu lisanslı menajerin yarınlarda bir olayı olacak mesela. Dosyası kime gidecek? Tahkim kurumunun önüne gidecek. Yani düşün günlük hayatta tuttuğun avukat Murat Balcı ama iş hayatında da gideceksin bir olaya karıştığın zaman senin kararını senin kendi avukatın mı verecek? Günlük hayatta seni hapis cezasından kurtaran veyahut da tahliye olmanı sağlayan avukat federasyonda da tahkim kurulu başkanı sen de İskender Çam olarak gideceksin. Olur mu bu şimdi? Olur mu? Olma. Ha ne oldu? Yani. Biz bunu yazınca ne oldu? Tabii ben bu İskender Çam'la falan da konuştum. Yani dedim ne dedi bu iş? Arkadaşımız da sağ olsun çok rahat bir arkadaş. Abi dedi ya başka konuları konuşalım dedi. Bu konuları niye konuşuyoruz dedi. Benim dedi diğer futbolcu transferleri var. Bana onu soracaksın zannettim falan dedi.
Dedim ki kardeş, yapma etme dedim. Bu dedim büyük olay. Yani gözümüzü kapatalım o zaman yani, hiç bakmayalım o tarz şeylere. Ne var, ne var yani bunda dedi. İki kere görüştük, ilkinde şey dedi. Öyle mi dedi, o muymuş dedi. Ben dedi ona verdiğimi bilmiyorum dedi. Ya kapı gibi ya, noterde, noterde duruyor işte, cep telefonunda duruyor noterde. İkincisinde bu sefer hafif sitem etti. İyiydi abi, niye yazıyorsun bunları falan diye. İyi, sana soracaktık o zaman. Yani ortada dolandırıcılık var. O dolandırıldığı iddia edilen futbolcular da kimler biliyor musun? İsim önemli değil ama söyleyeyim. Beşiktaşlı Bobo bir tanesi. Rodellega, Trabzonsporlu. Ayrıca Trabzon'da oynayan başka bir oyuncu, Başakşehir'de oynayan başka futbolcu, Antalyaspor'da 6 futbolcuyu ilansız icra takibi mi ne diyorlar? Hukuki bir kavram yani. 6 yabancı futbolcu da gidiyor. Hukuki yollardan başvuruda bulunuyorlar. 3 menajer tutuklandı. Diğer 2 menajer beni aradı bu arada. Diğer 2 menajer de beni aradı. Olayın içindeki 3 menajerden birini ben zaten aramıştım söylediğim gibi. Diğer 2 menajer de beni aradı. Abi aynen yazdığın gibi olay. Bizi bu kötü yola düşüren İskender Çam oldu dediler. Şu anda da kanlı bıçaklılar yani. Yani söylemek istediğim şu. Türkiye'de maalesef etik anlamda bazı sorunlar var. Yani koskoca tahkim kurulu başkanı, tamam savunmak kutsaldır, evrensel bir olaydır. Dünyanın her yerinde savunma hakkı anayasa teminatı altına alınmıştır. Ama kardeşim siz koskoca Türkiye Futbol Federasyonu'nun koskoca tahkim kurulu başkanı olarak bir menajerin avukatlığını alırken düşünmeniz gerekir. Niye? Dosyası önünüze gelecek. Sonra ne oldu? Özür diliyorum. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Ben bunları yazınca aradan 2 ay geçti. Menajer, korsan menajer veya lisans aldı daha sonra. Tahkim kurulu başkanı Murat Balcı'yı vekaletten azletti. Bak dikkatini çekelim. Vekaletten azletti. Niye? Yani vekaletten azletti ne demek? Artık avukatım değilsin demek. Yani dolandırıcılıktan tutuklanan menajer bunu profesör doktora söylüyor. Diyor ki seni diyor menajer şeyde avukatlıkta azlettim. Seni ve diğer 19 avukat, 20 kişilik veya 19 kişilik bir vekaletname bu. En başta Murat Balcı yazıyor. Sonra ne oluyor? Niye azletti peki? Arkada iz bırakmamak için olsa gerek ama dünya döndükçe o belgeler sanal ortamda duracaktır. Başka belgelere benzemez o. Benim de haberleri yazmamam için de iş yerime uyarı yolladılar da uyarı yollamaları iyi oldu. Ben özellikle yazmaya devam ediyorum. Yani hatta uyarıyı da vurmuş oldu aynı zamanda. Daha da iyi oldu yani. Hani. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum ben. Şimdi menajerlik ücretiyle alakalı bir konuya geçeceğiz de. Geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Olur da bir bakayım hemen. Şu an diyeceğimi unuttum nedense. Şampiyonluk öyle sayılır. Eğer 59 öncesi şampiyonluk sayıları kabul edilirse 1959 öncesi şampiyonluklar kabul edilirse Fenerbahçe 19'dan 28'e, Beşiktaş 15'ten 20'ye, Galatasaray 22'den 23'e çıkacak şampiyonluk sayılarında. Fenerbahçe 5 yıldıza, Beşiktaş 4 yıldızda yükselecek, Galatasaray 4 yıldızda kalacak. Durum böyle. Şampiyonluk yarışlar, şampiyonluk sayılacak mı? Şampiyonluklar sayılacak mı, sayılmayacak mı? Durum böyle. Abi sen menajerlere girdin, aslında çok da güzel bağladın konuyu. Çünkü ben de menajerlere girmek istiyordum. Çünkü kulüplerin menajerlik ücretleri açıklandı. O konuya girmek istiyorum. Hatta bazı rakamlar da vereyim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi Süper Lig'de 5 kulüp var. Menajerlik ücreti konusunda açıklanan rakamlarda. Çaykur Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraporta, Antalyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü. Bunların toplam menajerlere verdiği ücretler 3 ayrı para bir diliminde verilmiş bu arada. 7.618.000 TL, aynen öyle. 7.618.000 TL Türk parasıyla Süper Lig'de. Euro olarak 3.898.797 Euro. Bir de 76.500 Amerikan doları. 3 ayrı para biriminde ödeme yapılmış menajerlere Süper Lig'de. TFF 1. Lig'de de tek bir takım var. Ümraniyespor, o da 25.000 TL.
Yani menajerlere verilen ücretler bu şekilde bu yıl. Şimdi yani şu an toplamaya çalışıyorum aynı zamanda aklımdan da umarım zaten program sonuna kadar toplayabilirim yani. 3 aşağı 5 yukarı ortada. Bu ne kadarlık bir dönemi kapsıyor dedin sen? Yani şey, sezon başından beri değil mi? Yani bu yıl tabii. Şimdi zaten bu FIFA mevzuatı gereği bu açıklamalar yapılıyor. Yani FIFA diyor ki arkadaş diyor hangi kulüp ne kadar ücret ödediyse menajerlere diyor. Bunu diyor federasyona bildirilmeli. Federasyonun bunu açıklamalıdır diyor. Şimdi bakıyorsunuz. Şimdi rakamlar ortada. Mesela Galatasaray ne kadar ödemiş? Yok. Gözükmüyor değil mi? Galatasaray gözükmüyor. Şimdi ben şu an gözükmüyor. Ben mesela sadece Galatasaray'la ilgili Umar'ın menajerine belgesini yayınladım. 3 yıllık sözleşme her bir yıl için sırayla söylüyorum. 1 milyon 300 bin euro, 1 milyon 350 bin euro, 1 milyon 400 bin euro olmak üzere 600 milyon euro, 650 milyon euro, 650 bin euro anlamında 2 milyon euroya yakın menajerlik ücreti ödendiğinin belgesi bende var. Yayınladım. Tekrar onu da yayınlarız. E peki şimdi benim anlamadım ki onun peşine düşeceğiz. Düşmemiz gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Bu Galatasaray'ın menajerlik sözleşmesini ben yayınladım. Hatta bayağı ses getirdiydi. Trend topu falan oldu. Omar'ın menajeri. E şimdi Omar'ın menajerine sen her bir yıl için ortalama söylüyorum. 650 bin euro veriyorsun. Belge elimde. E peki burada gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Dur ben onu yarın bakayım. Tamam. Yarın bak. Ya belki sadece... ben de hani eksikli bakmış olabilirim abi. Sen benden açıkçası daha iyi bakarsın kesinlikle o konuda. Hayır hayır. Benim en azından gördüğüm zamanlar daha doğrusu. Ben zaten baktım. Federasyon sitesindeki açıklamayı sen okudun. Ben okumadım değil. Bakıyorsun. Ya koskoca birincilikte bir kulüp mü olur? Ümraniye mi olur ya? 25 bin lira. Koskoca 21 takımla Süper Lig'de piyasada menajerden geçilmiyor. Menajerden aldığı parayı alan yok. Peki ya, nereye gidiyor? Beşiktaş bir dönem futbolcular çok menajerli iş yapıyordu yani. Baktığınızda. Evet, hepsinin menajerlerinin sözleşmesi bende var. Galatasaray çilek getiriyordu uzun zaman. Birkaç sene önce. Hep tabii menajerler üzerinden çilekler getiriyordu yani. Niye bu o takımlar yok? İşte Onyekuru'nun menajerine ödenen para. Onun da belgesini yayınladım. Onun dışında birkaç tane futbolcunun daha yayınladı. Futbolcular kadar neredeyse menajerler ücret alıyor. Bunların belgesi var ha, yanlış anlaşılmasın. Hani kapalı kapılar altında verilen paralardan bahsetmiyorduk. Uzağa gitmeyelim işte. Şu anda bile istesem şurada bu yayını yaparken Umar'ın menajerine verilen paranın belgesini ben şu anda yollayabilirim size. Çuval dolusu para verildi. E bu menajerlik ücreti nerede? Üstelik hani 3 yıl. Hani de ki sonrası yansıyabilir federasyon resmi sitesine. İyi de bu yılın menajerlik ücreti olarak 600 bin euro para ödendi. Ödenmesi gerekiyor. Bir, yani kafalarda soru işareti var. Ya bildirilmiyor. Bildirilmiyor ha. Bu kadar basit. Bildirilmesi gerekiyor. Peki bunun bir suçu yok mu? Bildirilmiyor sonuçta yani. Yok. UEFA da bunu istiyor yani belgelere baktığımızda. Artık bu iş iyice sulandırılmış. Bu iş bitmiş. Eskiden menajerlerin sınavlarını, onun için FIFA menajeri derlerdi. Ama baktı ki FIFA menajerlik ayrı bir derya. İşin içinden çıkılmıyor. Gelen tüm dosyalar FIFA'ya şikayetler yani. Menajerlik. O onu almış, o onu vermiş. O. Sonra da FIFA dedi ki yani tırnak içinde söylüyorum, lanet olsun dedi. Ben bu işe karışmıyorum dedi. Ulusal federasyonlar baksın bu işe dedi. Ulusal federasyonlar bakıyor. Hatta çok hoş anlamda bir şey söyleyeceğim. Şenezersi bilmeyen yoktur. Dünyada bilmeyen yoktur. Tabii. Camiasında. İşte 2-3 yıl önce Şenez Bey'le Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir etkinliğinde karşılaştık. Çok saygın bir isim. Önümü ilikledim. Şenez Bey nasılsınız falan dedim. Döndü. Atilacığım dedi. Seni çok kutlamak istiyorum dedi. Yani ben bunları yazmadım. Çok iyi niyetle söylüyorum. Saygısızlık da yapmak istemem. Dedi ki bu menajerlik olaylarını yazdığım için, menajerlik vurgunlarını dile getirdiğim belgeleri yayınladığım için dedi. Seni kutluyorum dedi. Biz dedi FIFA olarak çözemedik bu menajerlik olaylarını dedi. FIFA bile bu olayı çözemiyor. Ha, Türkiye'de de işte kulüpler bildirmiyor. Veya kendi aralarında anlaşıyorlar da üstüne basarak söylüyorum. İşte Galatasaray'ın belgesi bende var. Yani birkaç tane çok sayıda var da bir tanesini söylüyorum. Umarım menajerine birinci yıl için 600 bin euro yani bu yıl için bir sonraki yıl için 650 bin euro
Bir sonraki yıl içinde 700 bin euro olmak üzere sözleşme var. Peki nerede bu bildirile veya yok? Federasyon sitesinden sen şimdi okudun da ben zaten bu olay 3 gün önce falan yayınlandı. Ben 3 gün önce gördüm, baktım. Evet. Şimdi nerede? Kimse bunun hesabını sormuyor. Yani yayınladığımız zaman da o zaman belgeler menajerlik ücreti yer yerinde mi oynadı? Yer yerinde mi oynadı? Mustafa Cengiz ki çok saygın birisidir, isimdir. Şunu söyledi benim o yazdığım haber sonrası, bizim yazdığımız haber sonrası. Dedi ki ben dedi işte maliyete bakarım dedi. İyi de menajere verilen para neredeyse futbolcunun aldığı para kadar. Bak ironik bir şey söyleyeyim. Galatasaraylı Ömer Bayram var ya, belgesini zaten kapa bildirilen rakam zaten biliniyor. Yıllık 400 bin euro bak. Ömer Bayram'ın yıllığı 400 bin euro. Ama ve de öte yandan Galatasaraylı sahabe Omar'ın menajerine verilen yıllık para 600 bin euro. Menajer futbolcudan çok kazanıyor gözüküyor. Diyeceksin ki abi bu nasıl olur diye finali yapayım o zaman. Benim kanaatimi, incelememi doğrusuna söylüyorum bunu. O parayı en iyi senaryo bu zaten. O para menajer üzerinde aslında futbolcuya aktarılıyor. Diyeceksin ki niye böyle bir olayın içine giriliyor? Sence niye giriliyor? Ama vaktini almayayım. Şunun için giriliyor. Futbolcuya verildiği zaman %50'yi aşan bir vergi var. Onun vergisini de keza kulüpten çıkması gerekiyor. Diyelim ki 1 milyon euro falan daha çıkması gerekiyor. Ama menajer verildiği zaman menajerlerin offshore hesapları var. Oralar vergisizdir. Direkt kesintisiz oluyor. Direkt menajerin cebine girer gibi oluyor. Ama ertesi gün futbolcunun evine gidip futbolcuya aktarılıyor. Bak ne enteresan bilgiler değil mi? Süre yani bitti aslında mi? Çok da enteresan değil çünkü olay Türkiye'de olmuyor ne yazık ki. Çok da insan şaşırmıyor aslında. Bazen böyle şeyler bekleyebiliyor. O zaman Atilla abi süremizin de sonuna geldik. Ben sana teşekkür ederim. Ben de baktım. Evet. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yarınki de programda tekrardan görüşmek dileğim o zaman. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Sayın Seyirciler bugünlük de bu kadar bizden. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.